Merhaba arkadaşlar. McNamara testinin SPSS ile nasıl yapıldığını göstereceğim. Diyabet.sav veri setimi açtım ekranıma. Diyabet veri setimde gördüğünüz gibi bir sürü değişken var. Bu değişkenlere artık aşinasınızdır. Bunların içerisinde tekrarlayan ölçüm olması gerekiyor. İki kez ölçmüş olmalıyım ve kategorik bir değişken ölçmüş olmalıyım. Kategorileri de iki kategoriden oluşması gerekir ki bu analizi yapabileyim. Burada benim bu özelliği karşılayan değişkenim preferans 1 diye girilen ya da danışmanlık öncesi ilaç tercihi diye girdiğimiz değişkenim. Danışmanlık öncesi ilaç tercihi değişkenimi şöyle bir kategorilerinde size göstermek istiyorum ekrana. Şöyle açabilirsem. Evet efendim. Şöyle kategorileri neymiş? İnsülin ve oral antidiyabetik. İki kategorisi var. Kategorik bir değişken. İki kez peş peşe aynı kişilere aynı soruları sormuşuz ya da aynı ölçümü iki kez yapmışız. Nereden yapılacaktı? Analyze, non-parametric testlerden, legacy dialogues, two related samples, iki bağımlı örneklem. Şuradaki yeni menülerden de SPSS 18'den sonra, 20'den sonra bu menüler de var. Bunları daha kolay yapabilmemiz için buradan da yapılabilir. Bunları canlı derslerde olmazsa tartışabiliriz ama ben eski menüleri tercih ediyorum. 2 related, two related samples sekmesini tıkladım. Eşler diyor. Değişken 1, değişken 2'yi buraya atacağım. Hangi değişkenlerde onlar? İlaç tercihi, danışmanlık öncesi ilaç tercihi, danışmanlık sonrası ilaç tercihi. Şu iki değişkeni buraya geçireceğim. İkisini birden de seçip geçirebilirim ya da teker teker geçirebilirim. Test olarak şu anda Wilcox'un seçili. Wilcox'un numerik değişkenlerde yapılıyordu. Onun için ben McNamara testini seçmem gerekiyor. Options'ta değişiklikler yapabiliriz. Kuartilleri işaretleyebiliriz. Ancak bunları şimdilik istemiyorum. Sadece bu şekilde okey dedim. Çıktıma bakıyorum. Çıktığımda şimdi bakalım neler görüyoruz. İşte 2 çıktı verdi bana. 1 çapraz tablo, tanımlayıcı istatistikler, bir de hipotez testinin hesaplanması değerlerini verdi. Çapraz tabloya baktığım zaman burada farkı sağlayan hücrelerin 6 ve 23 olduğunu gördüm. 6 eksi 23 karesi bölü mutlak değerinin karesi bölü 6 artı 23 formülünden burada 2 kare değerini 8 olarak hesapladık. P değeri 0,03. Dolayısıyla P küçüktür 0,05'ten küçük olduğundan, %5'ten küçük olduğundan arada anlamlı bir fark olduğunu yani danışmanlık öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık oluştuğunu bu kategorik değişkende söyleyebiliriz. Böylece ne yapacağız? Fark yoktur diyen H0 hipotezini reddedeceğiz ve H1 hipotezini, alternatif hipotezi kabul edeceğiz. Evet efendim, bu sunumda bu kadar. Bir sonraki oturumda, derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.